Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı günde Bursa'da yapılan böylesine ilk ve özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ben prematüre ikiz annesiyim. Kendi ailemde de eşimin ailesinde de hiç ikiz yok. Doğal yolla herhangi bir tedavi olmadan hamile kaldım. Hamileliğimin 26. haftasında erken doğum olabileceği konuşulmaya başlandı. Yunus'un plasentası Şevval'le onu ayıran plasentaya yapışık olduğu için az kan gidiyordu. Ve artık aralarındaki fark gitgide büyüdü ve 4 haftaya kadar çıktı. Ve 32. haftaya girdiğimde artık hiç kan gitmemeye başladı ve ters akım başladığı için doğum aldım. Hamileliğin 32. haftasında Şevval 1380 gram doğdu, Yunus 700 gram doğdu. Doğumdan sonra kendime geldiğimde ilk sorduğum soru yaşıyorlar mıydı? Özellikle Yunus yaşıyor mu? Çünkü durumunun ağır olduğunu biliyorum. Ameliyat sızısı bir kenara, onları kaybetme korkum vardı. Doğumdan 8 saat sonra görebildim ilk kez onları. Yoğun bakıma girdim. Bir tarafta Yunus, bir tarafta Şevval. Camdan dokunarak ağlaya ağlaya dua ettim ve gerçekten burnumun direği sızladı değil mi? İşte o an benim için gerçek oldu. Gerçekten sızlıyormuş, sızladı. Mor tenleri, incecik derileri o kadar yakındı ki o damarlar. Bu durumu yaşayan ne ilk anneydim ne de son olacaktım. Bunu biliyordum. Bırakın normal seyrinde giden hamileliği, lavusalığı, ben ne normal bir anne oldum, ne eşim normal bir baba olabildi. Anne olmadan prematüre annesi olmak diye bir deyim varmış, onunla tanıştım. Yanlış bir şey yaptım da benden mi kaynaklandı diye bir suçluluk duygusu bende de oldu. Ama çok sonra anladım ki olacağı varsa olur. Hep bir endişe, herhangi bir kaybetme korkusu. Diğer yandan umut ettiğiniz bir süreç, her şeyin iyi olacağına inandığınız, iyi olacak diye teselli edildiğiniz bir süreç ve tanıdık tanımadık herkesten dua istediğiniz uzun bir süreç. O dönem kendimi gerçekten çok çaresiz hissettim. Böyle omuzlarımın düştüğü, böyle ne yapacağım dediğim bir dönem. Fakat her şeyi kabullenmekle başlıyor her şey. Dolayısıyla kabullenip güçlü bir duruş sergilediğiniz zaman bir şeyleri daha da kolaylaştırıyorsunuz. Zaten yoğun bakım süreci uzun bir dönem. Yoğun bakımdan sonraki süreç, eve taburculuk süreci bambaşka bir dönem. Her ziyarete gittiğinizde bebeğinizi son görüşünüzmüş gibi. Eve gidiyorsunuz, her an telefon çalacak, bir şey olacak, bir kötü haber alacakmışım diye her an bir tetikte, gerçekten büyük bir sıramda. Derken Şevval 25 gün kaldı küvezde ve 1700 gramla taburcu edebildik. Küvezde kaldığı süre içerisinde sarılık ve kalbinde hafif bir üfürüm fakat çok ciddi bir mide kanaması geçirdi. Daha sonra toparlandı ve onu taburcu edebildik. Yanımız eve eksik geldik çünkü oğlum hala küvezdeydi. Sabahtan öğlene kadar Şevval'le ilgilendim. Sonra hastaneye gittim, Yunus'la ilgilendim. Şevval bu süreçte hep benim mutlu yanım oldu. Yunus hep üzümlü yanım oldu. Küvezin başında ilk gün ağladım. Ama böyle hani derler ya için diye öyle bir ağladım ama ondan sonra bir daha da hiç ağlamadım çünkü Yunus hisseder, durumu kötüye gider diye. Zaten prematüre annesi olunca hep güçlü hissetmek zorunda oluyorsunuz. Hiç üzülmeye bile fırsatınız olmuyor. Hatta bir lüks oluyor. Yoğun bakım sürecinde başlıyoruz biz değişmeye, bakış açımızı değiştirmeye. Biz beklentiye girmemeyi öğrendik bu süreçte. Belirsizliği hep yaşadık ama
mucizelerin olacağına da hep inandık. Ben o dönem kendi gücümle tanıştım. O kadar kırılgan, o kadar böyle canı tatlı biriyken bir anda soğukkanlı. Soğukkanlı olmayı öğrendim. Önce yaşasın, nefes alsın diye dua ediyordum. Sonra eve gelsin, gerisine bakarız dedim. Uzun bir süre nefesine sahip biz Yunus'un. Yunus hastanedeyken Şevval'le ilgileniyordum, onu seviyordum. Ama hep bir yanım eksikti, hep bir huzursuzluğum vardı. Sanki bir şeyleri yaşarken, büyüdüğüm zamanlarda bile Yunus'a haksızlık ettiğimi düşündüğüm bir dönemdi. Hatta o dönem Şevval'i de parka götürebildim. Böyle arkadaşlarımızın, çocuklarının doğum günleri oluyordu. Hani değişiklik olur, siz de Şevval'i alın gelin dediklerinde onu götüremezdim. Çünkü Yunus'a haksızlık olduğunu düşünüyordum. Sonra Yunus'un durumu hastaneden uzun bir süre çıkamayacağımızı anlayınca bu sefer Şevval'e haksızlık yaptığını düşündüm. Yunus hastanede ama Şevval sağlıklı ve ben Şevval'in bu sefer hayatından çaldığını düşünerek yatış süresi uzadıkça normalleşmeye başladım. Ve daha doğrusu sağlıklı düşünmeye başladım. Biz o dönem Yunus'un sağlık sorunlarıyla ilgili hiçbir zaman internette araştırma yapmadık. Çünkü doktorumuza güvenimiz kaldı ve elinden gelenin fazlasını yaptığına inanıyordum. Diğer bebeklerle bile hiç kıyaslamadım çünkü şunu öğrendim o süreçte. Bir bebek anne karnında yaşadığı şey farklı diğer bir bebeğe göre. Her bebek kendi genetik mirasıyla geliyor ve doğduktan sonra da yaşadığı koşullar farklı. Derken 255 gün, 8,5 ay videomuz yoğun bakımda kaldı ve zaten doğar doğmaz entübe olmuştu, akciğerleri yetersizdi. Akciğerlerle başlayan sıkıntı bağırsaklarla devam etti. Derken kalp, derken böbrekler, yani bir tek beyni etkilendirdi. Yattığı süre içerisinde atlattığı tehlikeler, geçirdiği enfeksiyonlar ve ameliyatlar birçok zorluk yaşadı. İyileşmesi gecikti ve Yunus'u bekleyen olası riskler tek tek konuşulmaya başlandı. Anne karnında başlayan mücadelesi doğduktan sonra da devam etti. Bizim mücadelemiz onunkinin yanında çok azdı. O vazgeçmedi. İşte ona prematüre gücü deniyor ve zaten o prematüre gücü anne babaya umut oluyor. Eve taburcu olduktan sonra bambaşka bir dönem başladı bizim için. Çünkü trakeostomisi ve gastroostomisi vardı ve makineye bağlıydı. 2,5 sene biz yaklaşık 15 metrekare bir odanın içerisinde tıpkı yoğun bakım odası gibi bir odada yaşadık Yunus'la. Hem çok mutluyduk çünkü ailemiz bir araya geldi. Ama aynı zamanda da çok endişeliydik çünkü bakımı o kadar zor ki hep bir korku vardı. Acaba başarabilecek miyim korkusu? Bir yandan tabii Şevval küçük, bana en ihtiyaç duyduğu zamanlar. Ama bir yandan Yunus'un hem de benim anneliğime hem de benim ona tıbbi anlamda da yardımıma ihtiyacı olduğu bir süreç. Ailece yeni ve zor olan döneme alışmaya çalıştık ama kısa sürede alıştık. Zor oldu, korkuttu, üzdü ama sevindirdi. Bir süre Yunus'la her ayın 10 günü evdeysek 20 günü hastanede yaşadık. Çünkü çok küçüktü ve prematüre bebeklerde bağışıklık sistemi oldukça zayıf olduğu için her ne kadar trakeostomisi olduğu halde hijyenik kurallara çok dikkat etmişsek de trakeostomiden de kaynaklı sürekli bir enfeksiyon hali vardı. Sesi hiç çıkmıyordu mesela makineye bağlı olduğu için. Makineye bağlı olmuş ve boynundaki ağrı sanırım işte geceleri uykusuzluk, onu asabi ve huzursuz yapıyordu çokça.
Şevval küçük de insanlar pek anlamıyordu ama Yunus ile doktora her gidişimiz onun gözünde bir yerlere gidiyoruz. Oldu. Bu ayrılıkların öncesinde ve sonrasında onunla özel vakit geçirsek de yeterli gelmiyordu. Yunus hasta olduğu için ona verdiğiniz ilaçlar Şevval'in gözünde ona hep bir özel ilgiydi ve Şevval bana da ilaç verin, ben de ilaç seviyorum dediği bir dönem vardı. Yunus iyileştikçe bizim hayatımız normalleşmeye başladı ve ona göre bir ev düzeni, halen daha yapılacaksa bir tatil planı ve bir yerlere gidilip gelinecekse Yunus'a göre hareket ediyoruz. Şevval bunu biliyor ve bu artık bizim normalimiz. Biz Yunus'u hiçbir zaman hasta olarak tanıtmadık Şevval'e. Ama ikiz olmanın ne demek olduğunu da bir türlü anlayamadı. Sadece anne karnında birlikteydiler ve birlikte doğdular. Kendisi sağlıklı, çok şükür. Konuşabiliyor. Fakat Yunus'un öyle olmadığını bildiğiyle gördüğü için bu farklılığa rağmen biz ondan yine bir abla gibi olmasını istemedik. Yunus hala bazı konularda mücadele vermeye devam ediyor. Işıkları ve ikisi gibi oyun oynayamıyor, henüz konuşamıyor. Bilişsel becerilerde hala daha geride. Tıbbıcı olduğundan beri aldığı yoğun bir fizyoterapi ve özel eğitim var. Sonra sıralamamız ergoterapi ve konuşma terapisi olarak devam etti. Büyük bir gelişim kaydetti ama hala daha kardeşinden ve eşitlerinden çok geride. Bazen anne olarak ikiz oldukları halde ikiz olmadıklarını görmek üzülüyor. Ama öyle bir dönem ki zaman geçtikçe kabullenmeyi de güzel öğretiyor. Özel gereksinimi olan bir evladınız varsa zaten neyi yapamadığına değil de daha çok neyi başarabildiğine odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla biz Yunus'un hep bugüne kadar neleri başarabildiğini gördüğümüz için bizi ayakta tutan ve bize umut veren tarafta o. Çok daha şey başaracağına inanıyoruz. Biz çok mutluyuz ve sahip olduğumuz her şeye, iyi her şeye şükrediyoruz. Her zorluğa sabretmeyi ve umut etmeyi biz bu dönemde öğrendik. Hem de iyi öğretti bize bu zaman. Uzun ve zorlu mücadele bize bazı şeylerin zamanı gelince olacağını, vakti tamamlanınca geçeceğini hep öğretti. Anne baba olarak elimizden gelen her imkanı yapmaya çalışıyoruz, ona sunmaya çalışıyoruz. Çünkü hala umudumuz var. Bizim çocuklardan sonra hayatımızı özetleyen iki kelime var. Biri umut, diğeri sabır. Umudunu kaybetmeden sabredince ne kadar güzel olabileceğini gören bir aileyiz. Hayatta her şey mümkün, her şey bizler için. Dolayısıyla bu yaşanan üzücü durumlar, kötüyü yaşarken iyi olan şeylere de şükretmeyi unutmuyor. O yüzden çocuklarımızın yaşaması, Yunus'un yaşaması, onca sıkıntıya rağmen mucize ise benim en büyük şükrüm bugüne. Çok sevdiğim bir söz var, izninizle onu okumak istiyorum. Belki dünyayı kökten değiştiremiyoruz ama yaralı bir ruha, dertli bir başa teselli olduğumuz her seferinde dünyayı azıcık daha güzelleştiriyoruz diyor. Bir ruhun diğerine dokunduğu an hayatın mucizesidir. İşte benim mucizem de Yunus. Bugün onun vesilesiyle buradayım. Ve onun vesilesiyle birçok anne bana ulaşıyor ve yollarımız kesişiyor. Bundan sonra da böyle olmasını umuyorum. Son olarak yoğun bakım kapısının önünde ilk bir şey de merakla bekleyen ve özlerim ve fedakarlığım en fazlasını yapan tüm anne ve babaların 17 Kasım'ı kutluyorum.
teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Doğduktan sonra başlayan işte o küvez dönemiyle ilgili yeni doğan yoğun bakım doktorumuz Sayın Meltem Hanım'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim.